Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sercan Unsoy. Bugün sizlere 10 aylık organ nakliden sonraki 10 aylık değişimi göstereceğim. Tabi her şey 10 ayda gelişmedi. Organ nakline kadar ondan öncesinde tabi 5 yaşından beri denediğim hareketler de vardı tabi. Buna ilgim vardı yani. Daha sonrası 7 yıl spor yaptım bir şekilde. Sonra organ nakli oldum. Organ nakli tedavim, yani böbrek tedavim 15 yıldır falan zaten sürüyordu. Ankara'da tedaviler oldum bilmem ne, buraya geldim. Sağ olsun babam sayesinde organ nakli oldum. Şu an sağlıklıyım. İyi. Kan değerlerim falan. Biliyorsunuz ki 3 aylık ve 5 aylık şekilde organ naklinden sonraki vücut değişimlerini paylaştım. Şimdi sıra 10 aylık değişimi paylaşmakta. Söylemem gerekirse ne değişti diye. Zannımca, kendimce değişen şeyler, hani vücudum biraz daha kurudu. Hani eski formuma yaklaşmaya başladım. Belki de yaklaştım. Belki de bilmiyorum. Yaklaştığımı sanıyorum. Bunları siz karar verirsiniz zaten. Daha önceden takip edenler. Eğer bu videoları bulmak isterseniz de geçmişe dönük paylaşımlarımı görebilirsiniz. Şimdi ben öyle üzerimi çıkartacağım. Formuma bakacağım. Formuma siz de bakacaksınız. Şunu söylemek istiyorum. Tüm eksiklerimi biliyorum. Ya da eksik düşündüğünüz şeylerin benim için eksik olmadığını da biliyorum. Ben bodybuilding yapmıyorum. Ben vücut geliştirme yapmıyorum. Ben sadece spor yapıyorum. Spor demek sadece kas geliştirmek değil. Sağlıklı şekilde kalmak, sağlıklı formda kalmak, istediği şeyi başarmak için çabalamak diyebiliriz. Şimdi üzerimi çıkartıyorum. Biliyorsunuz ki organ naklinden sonra karın bölgemde çok fazla yağlanma vardı. Birçok ilacın vücutta su tutması, kas erimesi, kemik erimesini tetiklemesi, belli şeyler işte, ne diyeyim, bir sürü etkeni vardı. O dönemlerde gerçekten ne kadar çalışsam da karın kası bölgemde hiçbir şey çıkmıyordu. Kollarım olsun bayağı su toplamıştı. Belki daha iriydi. Daha toplu duruyordu ama parçalı değildi. Şu an daha parçalı duruyor. Şöyle durayım mesela. Obliklerim hiçbir şekilde gözükmezdi. Şu an daha belirgin. Karın kaslarım yandan pek gözükmezdi. Şuradan gösteriyorum. Şöyle görürseniz zaten organ nakli olduğum yer. Şu komple şöyle şuraya kadar var. Aslında en çok değişimi kollarımdaki parçalarda gördüm. Çünkü biliyorsunuz ki bu spor yani %80'i kollar üzerine geçen bir spor. Yani ne yaparsanız yapın kolunuz bir şekilde çalışıyor. O yüzden hani parçalanma ya da şekle girme olaylarında biraz daha üstün bölge olarak kalıyor da daha iri durma anlamında. Işık şu an iyi mi bilmiyorum ama sırtımı göstereyim. Bu şekilde diyebilirim. Şimdi yapmanız gereken diğer videolara bakıp, 3 aylık, 5 aylık şeylere bakıp nasıl form değiştirmişim ya da hatırlıyorsanız nasıl olmuş, bunları yorumda belirtebilirsiniz. Bakın yine hatırlatıyorum, ben eksiklerimin hepsini biliyorum ya da eksik olduğunu düşündüğünüz her şeyi benim için eksik olmadığını da biliyorum. Nasıl besleniyorum hakkında bir video yapmak istiyorum. Bu video eğer isterseniz beğen butonuna yüklenebilirsiniz. Zaten kanalım için yapabileceğiniz en iyi desteklerden birisi beğen butonuna tıklamak, yani bu kadar, bir saniye bile almaz. Tıklıyorum, geçiyorum, bu kadar yani. Düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. İçerik tavsiyelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Ona göre hareket edebiliriz. Bu arada Instagram adresimi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.